Bana tercih bir de çok böyle karşısında duramıyor açıkçası. Peki yani daha tecrübeli olan rakibine karşı kendi tempo yapmayı, kendi ipleri eline almayı seçebilir mi Sükunet? Var mı öyle bir senaryo sadece? Niye yasaklanmış gördüğüm kadarıyla. Vatan Game yasaklamış. Diğer tarafta Fenir ve Ruby gitmiş. Şu Faramis galiba. Faramis gidiyor. Yaşamın ta kendisi. Adaptasyon geldi. Ama adaptasyon vatandan geldi. Çünkü onlar kahramanın gücünü biliyorlar. Ve rakibe vermek istemiyorlar. Kendileri alamayacak olunca. Ya ben bu arada bu ortak orada yine Zeyşlen'in çok daha farklı şeyler cebinden çıkartabileceğini düşünüyorum. Bu sefer aynı oyun planıyla oynamak istemeyebilirler. Yani belki orta taraf yerine daha farklı bir harita avantajı elde etmek isteyebilirler. Şimdi son yasaklama kritik. Burada Sükunet'in iyi bir karar vermesi lazım. Onlar da Ruby'yi bırakmadı. Bir şeyi merak ediyorum. Mesela mavi taraftan hedef yasaklama yapabildi Vatan bir önceki oyunda. Karina yasakladı. Bu maçta kırmızı taraftan bunu yapmak risklidir. Ne yapmayı düşüneceklerdi? Son 5 saniye. Serbest bırakma takımın zamanı geldi. Evet, Joy. Mesela ilk şeyde de yasaklamada da yine son yasaklama olarak düzeltiyorum maçta. Oh, pardon, Matilda. Yok, Matilda. Pardon. Yani Joy'u altta yine Sükunet yasaklamıştı. Mesela Sükunet hiçbir şekilde Joy seçmek de istemiyor. Rakibe de vermek istemiyor. Yani normalde çünkü hani mavideyken falan belki açık bırakabilirler gibi bakıyordum ama o kadar da şey bir seçim. Bir önceki maçta kırmızıda üçüncü sıradan yasaklamışlar galiba. Şimdi yine tabii tercih ediyorlar. Mavide 3 yasaklandı bu sefer. Ormanda sadece Matilda bir ağaç olsaydım. Son yasaklama Matilda. Olur muydu? Ormanda sadece bir ağaç olsaydım. Ya bak mesela az önceki maçta yasaklanmıştı. Bu maçta oynanacak. Ve diğer tarafta da Guinevere. İlk tercih. Uzun zamandır bekliyordum. Ve Kiri. Seversin. Ben Vatan Game'ciyim abi. Yani gerçek hasar aslında işleri değiştirebilir belli pozisyonlarda. Şimdi büyü hasarının biraz daha sert olduğu bir metadan bahsediyoruz açıkçası. Var ya, yasaklanmıştı. Büyüye karşı fazlaca çözüm olmasına rağmen çözümler iyi değil orantısal olarak. Dolayısıyla Kerin'in aslına bakarsan gerçek hasarlı ön plana çıkabileceği bir senaryo karşımıza çıkabilir. Şey de var şimdi. Karşıda Novaria olunca ona ulaşacak bir tane kahramana ihtiyacımız var. Aynen. Bu da genelde suikastçı olur. Sağ taraftan bir suikastçı hele ki ikinci yasaklama evresine girmeden beklemek. Hala kim daha? Bilmiyorum, bir Japon geldi orada bir yerden. Anime karakteri yani geldi. Adaletsizliğin sonunu getireceğim. Bir Oni-chan fırladı gibi oldu ama ya çoğu Dairon yasaklanmadan. Yani. O çoğu da bu arada bir açıdan olabilir. Yani çoğu da çünkü iyi servis edebildiği için suikastçının yokluğunda aslında Novari'yi size yaklaştırabilecek bir kahraman hazır. Bir tercih. Bana hedefi göster. Ya şöyle bir olay var. Şimdi Novaria'nın dürtmesine birazcık ön tarafta bir hani tank kafası bir şeyler de bence lazım olabilir. Doğru. Yani Kerry'i çok iyi dürtebilirsin. Çoğu'yu dürtebilirsin. Onu dürttün, bunu dürttün falan. Fight'i iyi eritip başlatırsa Sükunet bu sefer o kadar kolay geçmez. Tabii çok daha iyi bir yöntem söyleyeceğim. Tabii. Dürtmeyi yeme abi. Çok mantıklı. Şöyle sağ sola parmakla kaydırıyorsun. Abi yani tuşlara basabiliyorsan Novaria yeterli. Peki geldi Lord tarafı. Ay Lord tarafındasın. Böyle 4'e 4 sıkışık ortam var. İtmeyin lan falan diye. Yani ne yapacaksın orada? Ya sıkıştırma. Metrobüs gibi oluyor orman. Hadi bakalım yani. Bedenin acı çekişi ruhu güçlendiriyor. Şey o. Benedette de burada. Yasaklanacak. Benedetta'nın peki şu öndeki beyaz saçının güzelliğini biraz yani konuşalım mı? Ben bayılıyorum ona. Neye bayılıyorsun? Şu önde bir beyaz tek beyaz saç oluyor. Ha. Ben ona bayılıyorum. Sen bence bir şeye gittin şu an. Bir grup var. Evet. X'de başlıyor devam eden. Orada bir tane hatun var. Senin evet, ona var. Da hayranlığın vardır kesin. Var da oğul saçma derim. Tamam okey. Yakaladım. Kaçamazsın. Abi bak nişancı konuşmuştuk. Bruno. İki tane geldi. Bruno sonunda yasaklanıyor. Leslie gidiyor falan. Ya sonlara kalıyor çoğunlukla. Hani hem ban tarafında hem pik tarafında çok daha öncesinde tercih edilen bir konumda değil nişancılar. Stüdyoda vahşi bir Murano belirdi. Yan taraftan Wild hazırlığını Murano yapıyor. Kahvesini yudumlarken futbolcu gibi ısınıyor kenarda. Isınıyor kenarda. Biz bu sefer görmeyeceğiz. Böyle buraya sıcak havlu bağlamıştım. Üst koridor eşleşmesi tamamen değişiyor bu arada dikkat ederseniz. Dairot eğer üst koridora gidecekse karşısına farklı bir tercih gelecek veya tamamen farklı bir şey izleyeceğiz.
Yine çünkü Guinevere'i dolaşımda kullanabilirler. Dairot'u isterlerse ormana gönderebilir Sükunet tarafı. Üst koridoru mavi taraftan belki birazcık esnetme şansları olabilir. Çünkü burada anladığım kadarıyla üst koridor tercih edilecek. Evet, sisi geldi. Sabahtan beri çağırıyordum. Geldi sonunda. İkinci baştan görmüş olduk. Ya buraya kadar kalması biraz garip. Çünkü yani mesela Kerry bu kadar önemli mi? Atıyorum. Novari bu kadar önemli mi? Hadi ben belki birazcık daha ama... Hani CC'yi ben mesela ilk seçimlerde çok daha öncelikli olacak gibi kuruyordum kafamda. Belki bundan i̇kinci sonra öyle olur. Yani gibi. İlk serinin ikinci maçındayız. Belki bundan sonra öyle olma ihtimali çıkabilir ortaya. Değerlendiriyor olacağız tabii ki daha ilk günün ilk serisindeyiz. Yo-yo kadın. Kahramandan bahsetmek gerekirse gerçekten çok darlayabiliyor ya. Yani savaşlarda da sürekli pasifini eğer aktif tutmayı başarırsanız, o pasifiyle oynamayı başarırsanız hem hayatta kalabiliyor, hem tartılayabiliyor. Exorcisti burada. Yuzong. Geçen maça çağırmıştık, gelmemişti. Bu maça kalmış. Ya koridorda şey avantajı çok güzel bu arada sizin mesela. Şimdi yoyoyla sürekli vurmaya başlıyorsun ve rakipten herhangi bir yetenek atışı varsa sen hareketli haldeyken o vurmaya devam ediyor abi senin yoyoyla. Evet. Sürekli sen koşturuyorsun, sağa gidiyorsun, sola gidiyorsun falan ve deli gibi hasar var. Suikastçı lazım demiştik. Yani. Cho'ya eşlik edecek bir suikastçı. Novari'ye ulaşacak bir suikastçı. Hatta Cloud'a bile kullanabilirsiniz. O durumsal bir tercih olacak. Hayabusa sezon öncesinde yine Murat'ın sunduğu maçlarda görmüştüm. Global'de çok fazla görememiştim ama ya TR'de seviliyor, oynanıyor. Bu maçta da boy gösterecek. Nexus'un Hayabusa'sı da yani karakter olarak çok gerçekten uygunmuş gibi geldi. Ben Hayabusa çoğu ikilisinden bayağı bir şey bekliyorum bu karşılaşmada. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bir geri düşerlerse de dert yani. Yani tempoyu ellerine almaları gerektiği kesin. Yoksa sorun yaşama ihtimalleri var. Bakalım Sükune şimdi nasıl cevap verecek? Kompozisyonlar karşınızda efendim. Ben yine sözü sunucularımıza bırakıyorum. Haydi bakalım ikinci başta Sükunet bir bulup bir puan çekebilecek mi Vatan Games'e? 2-0'la 2 puanı hanesine yazdırma isteğinde hemen geçelim başımıza bakalım neler oluyor orada. Teşekkürler Eracığım ve günün ilk serisi ikinci mücadele ilk haftada açılış serimiz devam ediyor. 1-1 acaba bir eşitlik mi göreceğiz? Yoksa 2-0'la beraber 2 puan almayı başaracaklar mı? Tekrar bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz formatımız değişmişti. Artık takımlar 2 karşılaşma oynanıyorlar ve aldıkları galibiyet başına 1 puan yazılıyor onlara. Şu an 1 puanı garantiledi Vatan Game. Evet. 1 puan cepte dediğim gibi. 2 puan isteyecekler. Diğer tarafta en azından 1 puana razı olmak durumunda eğer kazanmayı başarırlarsa. Ormancılardan da pizzadan bir tık daha hızlı gibi ama hiç fark etmeyecek. Burada önemli olan Nexus'un öne geçip geçememesi. Öne geçen Hayabusa'ların neler yaptığını biliyoruz. Tobi de çaktırmadan takım arkadaşına yardımcı oluyor orada. Mor güçlendirmeyi alabilmesi için koridordan attığı yetenekle beraber. Aynen öyle. Şimdi Bloodfed geriye doğru tabii gitmek istedi. Bu kadar fazla seviye avantajı varken o takas pek takas gibi sonuçlanmayabilir yani. Tek taraflı bitebilir. Akdeniz alınacak. Üst tarafta dikkatli olunması lazım. Oh güzel dürttü yine. Cloud. Tobi. İyi konumda. Dikkatli olunması lazım demiştik. Şey hemen burada uzaklaşıyor tabii gölgesine doğru. Kulak aç koridoru ittirdi. Kuleden herhangi bir altın toplayamayacak. Ekstra. Evet, tabii haddini bilerek oynuyor oyunun bu döneminde gidip kuleye vurmak diye bir şey söz konusu. Kerry ile hele ki. Yok. Koridoru ittirebildiği senaryo onun için mutluluk anlamına geliyor. Takım arkadaşının yardımıyla bunu yapmayı başardı az önce biraz. Yani öttürürler orada. Hiç kımıldatmazlar ben söyleyeyim. Ben birkaç sefer denedim. Komik olmuyor yani o aç gözlü olmaz oyun. Olmaz abi, olmaz. Ha, ben hızlı kasacağım falan çabuk eşya. Yok yani. Şeyi bekleyebiliriz. Gerçekten bir aksiyon için... Bloodfed'in yine dördüncü seviyesini, ultisinin gelmesini bekleyebiliriz. Ondan sonra çünkü bir şeyler deneyebilir yine. Nexus'un ultisi hazır. Nexus sanırım orman kamplarını temizledi. Şimdi Sükune tarafı Kita ve Tobi ile birlikte altta bu fight'i çok istemiyor gibi. Vassa işte abi aç diyor yoyu tık 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 tık. Kita'nın da ejder formu var. Buna güvenerek direkt kaplumbağayı vurmaya başladılar. Burada bir şeyler olacak. Bloodfed geldi buraya doğru. Birazcık fazla hasar almış gibi Kitalıcı'nın çok çok az CC boy direkt düştü. Vastalanan ilk kan. Hasar yeterli. Kita kovalamak istemiyor artık daha fazla. Kaplumbağa Sükunet'e gitti. Kimde kaldı Kaplumbağa diye bakıyorum. Aynen Sükunet'te kaldı. Bu daha iyi bir değişim aslında. Evet ilk maçta burada bu senaryoda Kaplumbağa'yı kaybetmişlerdi. Burada bir skor karşında Kaplumbağa'yı almayı başarıyor. Bu şekilde altında geri kalmıyorlar çok fazla.
Ama skorun gittiği isim Sisi, Gigi artık hangisini kullanmayı seviyorsanız. Bana kalsa ben sürekli Gigi derim bütün oyun boyunca ama muhtemelen globaldeki ismini kullanacağız. Çünkü Murat bana kızdı. Gigi ne? Öyle şey mi olur? Sisi diyeceksin dedi. Ben de eyvallah kardeşim dedim. Evet, dün çok kavgası döndü bunun. Arka tarafta biz yani Era ile gerildik. Arkadaşlar yapmayın Gigi de olur, Sisi de olur falan diye ama yani çok ısrarcı iki adam tabii. Kita çalıda sakin bekliyor. Buradan bir şey çıkmaz. Buradan çıkar. İşte, buradan çıkar. Oynadı. Vasıl'ın oynadığı Sisi gerçekten savaşlarda iki kişiyi yakaladığı durumda, iki tane kritik hedefi yakaladığı durumda hasar verebildiği gibi tek hedefe de odaklanması gerçekten kuvvetli. Çok fazla hayatta kalabiliyor. Fena olmayan bir mobilitesi var. Yani birçok şey yapabiliyor aslında. O yüzden birçok senaryoda göreceğiz kendisini bu sezonda eminim ki. Evet. Bloodfed. Orta tarafı Zeyşlen'le beraber ittirmiyor. Burada rakibin birazcık gelmesini bekliyorlar. Çünkü şimdi iki tane kritik ultiden bahsetmiştik. O ultiler hazır. Bloodfed'in ultisi var. Nexus'un ultisi var. Yine Zeyşlen'in ultisi var. Şu an fight için her şeylerini bekletiyorlar. Yavaş yavaş tabii kaplumbağanın da gelişi. Belki bir 5v5'e 4v4'e dönüşebilir. CC Boy Bloodfed'i gördü ve ısrarcı davranmadı. Hemen kendi taraflarına çekecekler kaplumbağayı. Kita yaklaşıyor CC Boy'la beraber. Pizza adamın da güçlendirmesi var. Yani bu pozisyonlarda Toby'nin çok iyi konum alması lazım. Toby'nin önde yakalanmaması lazım. Toby'nin sürekli rakibi dürtmesi lazım. Nexus evet. Veya Zeyşen'e yakalandığı durumda takımı çok zor anlar yaşayacaktır. Ya beklediği her saniye eksi yazacak Vatan Game'e. İşte bu yüzden içeri doğru girdiler. Bloodfed yine hamlesini yapıyor. Kita şimdi inecek tepelerini. Arka tarafta Zeyşen'i birazcık daha uzaklaştırdı. Nexus ilk skorun sahibi ve artık daha erot gerçeği yok. Kita 3v1 pozisyonda Bloodfed'i almak istiyor ama son dokunuş birazcık bir zor da olsa gelecek. Çıkabilir mi diye bakıyorum. Aa. Bir de üstüne çıkmayı başardı. Toby'den destek var. 2'ye 1 takas. Kaplumbağa burada bu sefer yok, Vatan Game'e gitmiş takas. Durumda. Aynen bire bir takas. Kaplumbağa Vatan Game'e gitmiş devam durumda. Devam var mı? Toby! Şimdi ve... iki gelir mi? Gelmedi. Çok yakındı. Çok yakındı. Bazı yetenekler kötü kaçtı. Onu söyleyeyim. Evet. Onlar en tuttuğu senaryoda çok daha etkili olabilirdi. Takımlar ama Vatan bence yine halinden memnun. Burada Kaplumbağa artı skoru aldılar. Takastan iyi çıktılar. Skor karşılığında. Üst tarafta şimdi bakıyorum Keri rahatsız edilmeden kasmaya devam ediyor. O da tehlike. Şey o. Biraz hasar bıraktı burada. Bloodfed önde kaldı. Bu kadar içeri girmemesi lazım mı? Toby'yi büyük ihtimalle beklemiyordu. Bloodfed kolay bir tane skor olacak. Üstüne Zeyşin'den de yardıma gelirken yakalandı. Hedef alınamaz. Şimdi hedef alınabilir. Şey o burada skor için kendisini bırakıyor ve Nexo'da giden tek kill. Yani burası sükunet için bir geri dönüş şansı adeta. Altın farkını 1500'lerde tutmayı başardılar. Evet, 2'ye 1 takas. Tabii Nana'nın pasif sayesinde onu almak için çok derine girmek zorunda kaldık. Claude skoru evet. Alabilmek için ama burada unutmayalım 2 tane skor aldı. Yani bu 2 skorun Claude'a gitmesi onun güçlenme eğrisini bayağı hızlandıracak. Yani 2 eşyadan sonrası çünkü hakikaten sıkıntı yaratabiliriz. Tekrardan izleyelim burada. Çok içerilerde yakalandıktan sonra çoğu Zeyş'ten de düşecek ama düşerken rakipten bir şeyler çalmayı başarıyor en azından. Burada ilk pozisyonda kule altında yakalanan Bloodfed bir soru işareti oluşturdu tabii. Kulak aç. Koridorunu ittirmek istiyor burada Zeyş'ten ve Bloodfed'e tabii birazcık güvendi. O da eşya olarak ne alemde merak ediyorum. İki taşıyıcı da birbirinden beter oluyor. Kuleyi eritmeye çalışabilirlerdi. CC Boy kötü yakalandı. Toby'den hemen ultiyle beraber bir destek var. Nexus içeriye doğru ultiyle çok güzel bir hamle yaptı. Ama CC Boy'u alabilecek hasarı henüz yok. Yetmedi. Yine de koridoru ittirip belki kuleye yönelebilirler. Alt tarafta yavaş yavaş tabii kaplumbağa konuşulacaktı. Sükunet tamam abi siz oraya devam edin biz kaplumbağaya çökelim diyor. Ki aldılar. Aynen. 120 saniye içinde de Lord, 110 saniye düzeltiyorum. Ya burada aslında Skrinet için bayağı bir kazanç oldu. Neden üst tarafta kuleyi vermediler? Herhangi ekstra bir kaynak vermeden alt tarafta karşılıksız bir kaplumbağa alındı. Ve altın farkı biraz daha düşmüş oldu.
CC Boy. Hemen klonuyla beraber şöyle bir ortalığı karıştırıyor. Tabii Vatan'ın puşlamasını istemiyorlar. Şöyle bir yandan orman kamplarından altınlarını toplarken Kulakaç bence burada ittirmek isteyecek CC Boy'un. Dikkatli olması lazım. Aslan'ın yeteneğinin henüz dönmediğini biliyoruz. Haliyle savaşamayacaklar. Üst tarafta topi de yakın. Hala kuleyi almak için zorluyor. İnatlaştı şu an Vatan Game. O çok belli yani. Yalnız Kulakaç'ın canı bayağı gitti. Oo, CC Boy'dan çok güzel bir stamp pizza adama gider. Rahat bir skor. İkincisi kaşıntı de Zeyşten'den geldi. Eğer yani gereksiz ısrardı bu, ya, bu arada. Zaten hata şurada başlıyor bak. Kimden öldü? Orta koridor ve nişancı taşıyıcınız oldu. İkisi de aynı ekranda üst üste öldü. Niye zorluyorlar? Niye zorluyorlar hala? Bloodsweat denedi. Burada neredeyse bir cana kadar indirilmiş durumda. Şimdi Vassa ultiyle Nexus beraber arkaya sarktı. CC Boy'a yok. Nexus yok yani ultiyi atıyor ama hasar çıkmıyor. Çünkü taşıyıcılar ölü. Yani Vatan burada kuleyi tutmak için bu kadar kaynak harcamalı mıydı? Bence hayır. Yani kuleyi tuttular, onda bir sıkıntı yok. Ama üst tarafta olanlar birazcık bence. Evet. Soru işareti. Hani aynı ekranda eğer orta koridor ve nişancınız duruyorsa onların yanında, arkasında, önünde birilerinin olması lazım. Yoksa ne olur? Rakip takım üst üste koyar o ikisini, direkt öldürür. CC Boy. Tobi ile birlikte orta tarafı da bitirmek istedi. Şu anda Lotfet, Kulakaç, Zeyş'den. Ay, burada bir rotasyon yakalamak istiyorlar. CC Boy kötü yerde kaldı. Çok kolay bir skor olacak. İşte bak, Nexus böyle oynaması lazım. Doğru hamle. Şimdi kule geldi işte. Ya birisi servis etmiş, servis edecek adamları da var. Ama o adam orada yokken yaptıklarında işte işler birazcık bozuluyor. Yani şimdi orada vurmaya başladılar ve burada görüş sıkıntısı var. Tobi'den alt koridor gidiyor. Ulti göremeyeceğiz. Tobi ultisini kullanmış çünkü. Evet. Kita. Kita geldi içeri. Buraya doğru. İnmek istiyor. Nexus alabilir. 800 canı var. Kita getirdi buradan. Sadece skorla kalmayacak. Üstüne bir de Lord'u almayı başardı. Sükunet için mükemmel bir fight'a dönüşecek bu bir anda. Kulakaç'ı da indiriyor. Havadaki isim pizza adam ama yere geldiğinde korku salan isim de kendisi olacak. Vassa yeri belli mi emin değilim. Şimdi Vassa'yı gördüler. Çok da iyi olmadı bu onlar için. Kita can yenilemesinden acaba daha fazla hasar çıkartır mı? İşte o yo-yo sizin rüyalarınıza girer. Yani Vassa topladı buraya ama kadar biraz geç topladı. Tobi geldi şimdi, yalnız pek dalaşmayacak sanırım burada. Çünkü o kadar fazla can çekiyor. Neredeyse full canı çıkacak şimdi. Bir tane daha yo-yo vurduktan sonra. Mid gidiyor. Gitti galiba. Evet. Ortada mid gitti. Katledi, Nana düştü. Ne oluyor? Mid gitti. Kule gitti, üstüne bir kill daha gelecek şimdi. CC Boy. Nexus'un ultisiyle beraber düşürülüyor. Kulakaç son dokunuşu yapmış. Alt taraftan tabii Lord'la beraber bir timing yakalayamadılar. Bizim, bunu da Vassa'ya borçlular. Bizim bence şey Yoya'ya hipnoz oldu. Kamerayı kontrol eden veya altta bir şeyler oluyor. Abi çok güzel Yoya'yla vurmuyor diyeyim. Ve tabii o pozisyonun başlangıcı Lord'un ilk başlandığı pozisyonda sanki böyle karşılıksız olacak. Tekrar izleyelim. Ama orada Yuzong, Kita içeri o kadar güzel girdi, o kadar güzel bir taşlaştırma kullandı ki rakip ormancı aldıktan sonra Lord'u resmen takım arkadaşına hediye etti. Orada pizza adam girip Lord'u aldıktan sonra da Bloodsweat, Bloodsweat, Bloodsweat! Birazcık önde, dikkatli olmaları lazımdı. Pizza adama çok iyi bir sertifete geldi. Kerry taramaya başlamış burada ultisiyle birlikte. Nexus içeride, şimdi havaya sağlanan isim Kulakaç oldu. Kulakaç vuruyor, Kulakaç vuruyor! Beraber geri çekilecek. Sadece bir canda dönüştürmeyi başardılar CC Boy'u. Vassa kaçıyor, Kita geldi. Şimdi inişin nereye yapacak diye tekrar şöyle bakıyorum ama onun iniş yapmasına gerek kalmadan birebir bu pozisyon sonlandı. Orta koridor evet savunuldu ama ne pahasına. Üst tarafta kolay bir kule. Kulakaç dikkatli olmak durumda. Ya aslında Kulakaç'ın iyi de hasar çıkması lazım ama pek pozisyon da kalmıyor. Yani öyle bir fight yok şu an. Evet, dediğin gibi. Hatta şu an Cloud çok daha etkili. Tabii. Şu ana kadar çok iyi İşler başardı. Koridor aşamasında kaynak alabilmek için aldığı iki skordan sonra gayet iyi duruma geldi. Yalnız iyi dürtüyor şu an Zeyşten'i. Nexus. Nexus yok. Cloud çok güçlendi ya. Evet. Şu an domine ediyor savaşları. Bir dahaki savaşı Işınlı'nın da var bu arada. Evet. Işınlı'nın çok daha agresif oynayabilir. Gölgen var, onun var, bunun var. Yani rakip sana fokuslamaya çalıştığı saniye mümkün değil neredeyse. Tobi daha iyi bir seçenek olarak kalabilir belki. Oh, moru da bıraktılar ona şimdi. Allah. Bütün kaynaklar şu an Cloud'a aktarıldı. Cloud al taşı dediler resmen.
Vasa görüyor burada bir şeyler olduğunu. Alt koridor orada yalnız iki tane oyuncu var. Burada Lord'u oyalarken altı itmek çok mantıklı bir hamle değil. Evet, onu Lord'u oyalayıp geri dönmeleri başladılar. Lazım. Ama yani bu %50 %50 unutmayalım. Evet. Son pozisyon belliydi. Shao neler yaptı? Shao neler yaptı Vassa'ya? Nexus şimdi geliyor ama o da canını zor kurtaracak. Yok ediyor. Shao adeta 2v1 pozisyonda burada neredeyse. Bloodsweat yere indirildi. Kit'e uzaklaştırıyor. Tobi bir de son vuruşu koyunca. Yani ikinci Lord'da sükunette. Ve artık oyun yavaş yavaş. Hatta belki de seri 1v1'e daha yakın gibi. Evet. Yani şu an çok ciddi bir hata olmazsa bu Cloud'la beraber bence maçı kapatabilecek pozisyona getirdiler. Üstten şimdi bas kuruyorlar. Orada kulak aç ve Zeyş'ten kuleyi tutmak isteyecekler ve tutacaklardı şimdilik ama birazdan Lord yola çıkacak. Alınan ikinci Lord, unutmayalım daha güçlü bir Lord. Ortadaki son dış kule düşecek ve artık üst kuleleri kaldı. İçeri girdi! Of! Sisi boy son dokunuş! Yok, hayır Zeyş'ten yine pasif lanen hayatta. Hedef alınamaz haldeydi orada. Havaya savuracaklar. Çağırıyor. Bloodsweat bir tane dönüş yaşayabilir burada. Kulak aç. Fena bir hasar çıkartmadı. İçeri doğru hemen deşiyle beraber girmek istiyor. 3'e 1 pozisyon. Burada CC'nin ardından dikkatli olması lazımdı. Kulak aç çıldırdı. Kovalamak istiyor. Benim de vaktim geldi diyor. Siri katil. Kulak aç. Yanında bir takım arkadaşı var Nexus. Şimdi Lord'u da temizleyecekler. Tobi'ye ulaştı. Tobi'ye ulaştı. Onu kesecek. Alır soyun biter. Aldı. Of. Lord geldi. Ama Lord'un sahibi takım yok ortalıkta. Aa, mükemmel pozisyon bu arada ya. Yani oğlum 2 dakika bekleyemediniz mi beni? Lord'dan yani şu kadar verimsiz bir Lord şu pozisyonların ardından. E tabi yani şimdi Lord olmadan tek bir kuşatma minyonuyla gidip orada bir hamle yaptılar. İlk pozisyonda takımın en güçlüsü, her şeyi adadıkları adam düştü yani. Cloud düştükten sonra takımın gücü çok azaldı. O dakikadan sonra kulak aç dedi ki, aa rakip nişan düştü, sıra bende. Kafa göz girdi içeri. Ve bir anda kendi lane'e çevirdi maçı. Burada vatan tarafı. Maç çünkü ciddi ciddi elden gidiyordu. Ya burada ilk pozisyon, Cloud'u gördük, 2'yi 1 attı. Ve sonrasında neler oluyor, ne yaptık bir dakika? Vassa, yok ya yani yine aynısı yaşanacak. Shao gidiyor, Vassa 2'dir neredeyse tekliyor. Çok vuruyor, çok o vuruyor. Destek getirene kadar da Vatangame bir oyuncu kaybetmiş oluyor. Zeyş'ten yarı can. Savaşamıyorlar yani, hiçbir seçenekleri yok şu an. Abi az önce yaptıkları şeyi yapmaları lazım. Bloodsweat gidecek. Shao'yu atacak takımın önüne. Cloud'u şeyle beraber, Choi'yla beraber alacaklar, kesecekler, ondan sonra savaşacaklar. Cloud'un hayatta olduğu senaryolarda gördük. Karşısında duramıyorlar. 2'yi 1 de atıyor, 3'e 1 de atar. Ya ona Choi ulti atacak, Nana ile beraber tekleyecekler. Başka çareleri yok. Evet. Ya ışınlığının gelmesine 75 saniye var. Böyle bir aslında penceresi mevcut şu anda Vatan'ın. Bu timing ellerinde mi emin değilim. Üst taraftan güçlendirilmiş minyonlar gelmeye devam ettiği için sürekli bir baskı yiyecekler. CC Boy yakalanabilir burada. Çok güzel bir pozisyon. CC Boy alınacak. Kolay bir tane skora dönüşüyor. Ardından Shao'ya devam ederler mi emin değilim. Shao hemen gölgesine çekilmişti. Nexus istedi. Ultiyle beraber üstüne doğru devam etti ama can yenileme artı kendi ultisiyle birlikte ayakta kalıyor. Son hasar gelecek. Pizza adam da indiriliyor. Maçı sona gelmiş yani olabilir miyiz acaba? Yani sükunet kadrosu beraber kalsa kazanacağı oyunu bir hamleyle beraber vermiş olabilir. Burada direkt 30 saniye ya bitiremezler. Yani, Lord açısı var. Alt koridor. Gitti. Vassa Tobi'yi aldı orada. İki kule arasında darlıyor. Kita'ya da devam eder. Can yenilemesi gelecek. Öyle bir şey. O kadar değil. Abi 4 kill. Ama işte ortadan yardırıyor şu an. Doğuyor. CC Boy doğdu. Burada 3'e 2 pozisyonda kaldı. Kulak aç vuruyor. Beraber devam etti. Kulak bitiriyor. Bitirdi. Üste ve Vatangame 2-0'da ellerinden kayıp giden seriyi son saniye tuttu. Yani şöyle söyleyeyim. İki takım içinde çok böyle geriye baktığımızda gurur duyulacak bir maç. Çok hata yapıldı. Tabii. Ama W'yi hanesine yazdıran her zaman haklıdır. Vatangame burada 2 W'yi yazdırdı. Daha haklı. O yüzden tebrik edelim kendilerini. Ve sezonun da ilk serisi olduğu için de tabii eller de titriyor olabilir. O açıdan tebrik edelim. Kolay değildi bu seriyi kazanması çünkü. Yok.
Evet, baktığımız zaman aslına bakarsan iki taraf için de şöyle bir çok da iyi geçen maç değil. İki tarafın da hatalarında olduğu maç ama günün sonunda Vatan Games 2 puanı çekmiş oluyor. İlk maçta zaten çok ikna edici bir galibiyet vardı. En azından onun arkasına sığınabilirler. 2-0'ı da kapatmış oldular böylelikle. Abi ikna alınca ikinci maçta denedik. Yani söyle, röportajı söyleyeyim sana. Plakaç'a gidiyor efendim. MVP 4-2-6 ile oynadı kendisi. Dakika başına tecrübeye 1200 dolaylarına yaklaşırken dakika başına altında 800'ü kovalıyor oldu. Toplamda 14K'ya yakın bir altın da çıkarttı. 13K'yı biraz geçen daha doğrusu 163'lük skor katkısı görüyoruz kendisinden. Topladığı altın oranında takımına kıyasla 4'te 1 dolaylarında olmuş oldu. Yine 26K'lık bir hasar da çıkartmayı başarıyor tecrübeli oyuncu. Evet, yani tecrübe konuş dediğin gibi burada. Yaşı da var biraz oyuncunun zaten. Kendinden de... öyle denir mi ya? Durduk yere niye? Yani ben kötü anlamda söylemedim açıkçası bunu. Evet. Yani bilirsiniz siz de MOBA'larda böyle hani 30 yaş, 30 yaşa yakın dolaylarda oyuncular böyle zaman zaman beklenmedik tecrübe performansları çıkartabilirler. Evet. Abi 30 yaşında kaç tane MOBA'cı tanıyorsun? Çok. İşte bir tane...